Saygılar meclis, değerli ilçe başkanım, Değerli misafirler, Bodrum Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Haziran ayı olan meclis toplantısı yapıldı. Herodot Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı öncesinde Bodrum Spor'un tarihi zaferi kutlandı. Şampiyonluk Kupası'nın getirildiği mini kutlamaya Belediye Başkanı Ahmet Aras, meclis üyeleri Bodrum Spor Başkanı Rıza Karakaya, yöneticiler, futbolcular ve taraftarlar katıldı. Karacabey maçının ekranlara yansıtıldığı kutlamada kupa elden ele dolaştırıldı, kupayla fotoğraf çektirildi. Toplantının ilk gündem maddesinde Bodrum Belediyesi Çocuk Meclisi kurulması teklifi görüşülerek Çocuk Meclisi'nin Kent Konseyi tarafından uygun olacağı bildirildi. İkinci gündem maddesinde Ortakent Yahşi birebin ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı plan hükümlerinin yapı başlıklı 3.18 maddesinde değişiklik yapılması teklifinde komisyonun ek süre talebi oy birliğiyle kabul edildi. Üçüncü gündem maddesinde birebin ölçekli Bodrum Ortakent Yahşi Koruma Amaçlı Revizyon ve ilave Uygulama imar Planı'nda yaklaşık 35 dönümlük alanda, birebin ölçekli Bodrum Konacık Revizyon ve ilave Uygulama imar Planı'nda yaklaşık 31 ve 23 dönümlük alanlarda, ve birebin ölçekli gümüşlük koruma amaçlı revizyon ve ilave uygulama imar planında. Yaklaşık 36 dönümlük alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılabilmesi için 3194 sayılı imar kanununun 10. maddesine göre belediyenin 5 yıllık imar programına bu alanların ek olarak konulması ve onaylanması hususu oy birliğiyle kabul edildi. Dördüncü gündem maddesinde Orta Mahallesi Kemer Mevki 211 Ada 43 parsel için 1'e 5000 ölçekli revizyon ve ilave nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan özel sağlık tesisi amaçlı 1'e 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi. Teklifin ortakent Kent kavşağına yapılmak istenen özel hastane ile ilgili olduğu bildirildi. Beşinci gündem maddesinde Yalıkavak Mahallesi, Yaya ve Bisiklet Yolu Projesi'ne ilişkin İller Bankası AŞ Genel Müdürlüğü Proje Daire Başkanlığı'na finansal destek talebinde bulunulduğundan, söz konusu projenin onaylanmasına mütakiben ulaşım amaçlı bisiklet yollarının en kısa sürede belediye tarafından uygulama imar planlarına işlenmesine ilişkin teklifi oy birliğiyle kabul edildi. 6. Gündem Maddesi'nde ilçedeki binaların enerji ihtiyacını güneşten sağlamak amacıyla Yürürlükteki ve plan çalışması devam eden uygulama imar planlarının plan hükümlerine, çatılarda güneş paneli kurulmasına yönelik hüküm eklenmesine ilişkin teklifi, İmar ve Çevre ve İklim Değişikliği Komisyonu'na havale edildi. 7 ve 9. maddede belediye norm kadro cetvelinde boş bulunan bir adet 3. derece 9880 unvan kodlu eğitmen kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli eğitmenle idari hizmetler sınıfında 1 adet 7785 unvan kodlu 5. derece tahsildar kadrosunun 9880 unvan kodlu 3. derece eğitmen kadrosuyla değiştirilmesi ve ihtas edilen 1 adet 3. derece 9880 unvan kodlu eğitmen kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli eğitmenin ücretinin belirlenmesi hususu görüşüldü. 8. maddede 22.07.2007 tarih ve 26.442 sayılı belediye ve bağlı kuruluşlarıyla mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen 3 sayılı dolu kadro derece değişikliği cetvelinde yer alan derece değişiklikleri oy birliğiyle kabul edildi. 10. maddede belediyenin dünyanın en güzel koyları birliğine üye olmasına ilişkin teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Aras, belediyenin birliğe üye olduğunu sanıyorduk ama değilmiş. Çünkü meclis kararını bulamadık. Onun için bu kararı alıyoruz dedi. Derneğin genel sekreteri turizmci Galip Gür meclis toplantısında dernek hakkında detaylı bilgi aktardı. 11. gündem maddesinde belediye tarafından tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı tarifesinin belirlenmesi ve 19.10.2021 tarih ve 2021'e 141 sayılı meclis kararıyla kabul edilen Bodrum Belediyesi 2022 yılı vergi ve harçlarla ücret tarifesine eklenmesi hususu görüşüldü. En düşük ücret 20 lira olarak belirlendi. 12. maddede belediye meclisinin 19.10.2021 tarih ve 2021'e 141 sayılı kararıyla kabul edilen Bodrum Belediyesi 2022 mali yılı vergi ve harçlarla ücret tarifesinde yer alan Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait ücret tarifesinin yaşanan ekonomik gelişmeler doğrultusunda tekrar değerlendirilmesine ilişkin teklif görüşüldü. Teklif komisyona havale edildi. 13. gündem maddesinde Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ile Bodrum Belediye Başkanlığı arasında KGM yetki ve sorumluluğu altında bulunan Bodrum ilçesi D330 karayolu üzerindeki kavşakların basit bakım ve onarımı ve sinyalizasyon sisteminin değişimine ilişkin projenin hazırlanması, mevzuat gereğince alınması gerekli izin onay işlemlerinin tamamlanması ve uygulanması konularını içerecek şekilde düzenlenecek protokolün imzalanması ve yürütülmesi ile ilgili Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.